Sen peki evin ilanına satılmasına karşı mıydın? Bu ilanı kaldırırken abine sordun mu Fatma? Sormadım. Hı? Sormadım. Ben hiçbir şekilde karışmadım. Ben şöyle bir şey düşündüm. Ben onu öyle o şekilde yaptım. Babam bana bir emanet verdi. Ben o emaneti evlatlık olarak son damlasına kadar yerine getirmek istedim. Hı hı. Hatta eşim bazı problemler oldu. Abim hep vekaletname bende diye hep bağırıp çağırıyordu. Baskı altına alıyordu beni. Ben de ona rağmen eşim diyordu ver şu vekaletnameyi üzerimizden gitsin dedi. Hayır, ben dedim ki babam emanetini hep yapmadım. Kesmesin lütfen dinlesin. Tamam. Babam emanetini bana verdiyse dedim ben o yerde duracak dedim ben. Çıkınca kendi isteğiyle satarsa tamam. Satar. Vekar nasıl bir baskı yaptı cinayetten sonra? Ya bana o konuda cinayet etmedi ama baskı yapmıyor. Ha. Şöyle bir şey çocuğun mevlütü oluyor mesela arıyoruz hani bazı dedikodulara inanıp bana bağırıyor başka yerlere çekiyor. Hangi dedikoduya kanıfsana inanıyor? Şey o dedikodulara ya inanıyor. Ya onun hakkında hani ben ya, o yalan söylüyor ediyor sen şöyle demişsin böyle demişsin sen nerede gördün şahidin var mı bu şekilde hani bana telefonda bağırıyor ama yüz yüze geldiğimizde böyle. Vallahi, hayır benim ben senin yüzüne de sordum bunları. Evet. Yüzüne de sordum Fatma. Durmuş aradım. Erdal yani telefonla konuşmak da sonuçta birebir yüzüne sormadım. Ben senin yüzüne aramı sormuşum. Biz çocuğun mevlidini bir akşam da değil gündüz pazardan sonra yine her zamanki gibi gittik. Hatta Kudret abinin annesinin mevlidi vardı. Bunlar hoş geldin bile demediler ya. Amcam karşıladı bizi geç bir yemek ben dedim. Her neyse. Ben dedim. Tamam dediysen de duymadım. Bir şey soracağım Mehmet Ali. Senin bu evin satışına kardeşin Erdal mı abin mi oluyor? Erdal hatta cinayet olur olmaz. Öncesinde onun yüzünden kavga ediyorsunuz. Karı koca birbirinize giriyorsunuz falan. Ama cinayet olur olmaz da hemen Turcan gidiyor. Kayınbiraderini çağırıyor. Bir şey merak ediyorum. Yani bu arsada onun da bir şeyi var mı? Yani yok. Gözü var mıydı yok. Sence? Ben tek bu yaz o satmayın bir dakika. Ben bu yaz satmamın sebebi kimdir biliyor musun? En çok sebebi budur. Anladım ben buna onu zaten. Buna sinirlenip öfkeleneceğim satıyorum ben bu yeri. Ve ama Gamze'nin üzerine yapıyor olman Gamze'nin sonunda... Hayır öyle bir şey yok. Yani, herkese bunlara... Biz bunlara gördük daha. İş mi kurduktan sonra geri kalanlar 3'e 5'e kuş para dağıtmak şartıyla satacaktım ama önce yeri. Gamze'nin üzerine yapmak istemişsin yapacaktım. Ya. Yapacaktım. Fatma da Fatma, şey Gamze de Fatma'ya şart koşmuş ya. Buna da teklif ya. Ettim. Buna yani da bir alacaktım. Yani bu ev satılık şeyi bu 6 milyon para senin kızının sorununu getirmiş olabilir mi? Olabilir. Bence de cinayetin nedeni bu. Olabilir. Bu cinayet kimin işine yarar? Tamam. Özellikle Nazlı'ya sormak istiyorum. Müsaade ben bir şey edersiniz. Önce. Şimdi aynı teklifle bana da geldiler. Hatta buraya gelmezden önce aynı teklifle bana da geldiler. Evet, geldim sana da geldim. Madem beni sen dışladın, şey yaptın. Neden yine aynı şekilde bana bu şekilde geldin? Darım olsun seni. Ama ya. Sen aynı şeyi söylüyorsun. Ya, diyorsun ki bana da, ben sana kızdım yani. Bu yere. Burada dün cuma 100 lira para varmış. Sen... Ama sen bana suçlama atıyorsun baba. Tamam bir saniye. Yani. Cinayet gecesine geçeceğim de. Sana suçlama atan yok. Ben seni acıdığım için yapıyorum bunları. Acıdığım için. Çocuğun ben seni diye. Sokağa attığım zaman dışarıda kalacaksın. Çadırlarda yatacaksın. Sokaklarda yatacaksın. Bunu acıdığım için yapıyorum. Ha, yapmak zorundasın zaten. Sen beni niye doğurdunuz? Bir dakika. Yaptınız, Befar, yapmayacaktınız. Befar bir saniye. Öyle, sen 6 milyonluk. Bir dakika Turcan. Kızım bir soru. Çocuğun itaatsizlik yapsın sana hak mı? Doğurmayla iş bitmiyor analık bu balık. Evet. Şeyle... İtaat lafına da nasıl sinirleniyorum. Niye itaat ne? Nasıl bir itaat etmesini evlatlık bekliyorsun? Evlatlık görevini bana yapmadı ki. Ne evlatlık görevi istiyorsun sana? Yapsa... Daha ne evlatlık görevi istiyorsun? 5 gün yapsa 10 gün yapmıyor. Bir dakika Turcan bir şey söylüyor. Evet. Nedir evlatlık görevi? 5 gün evlatlık görevini yapsa 10 gün yapmıyor. Hele evlendi hiç yapmıyor desin. Seni hastaneye götürmüş ya. Sen kızının bir tanesi ben gelemem. Aynı anda konuşmayın. Bir ay senin başını bekledim. Kendini söylediniz bana. Bir saniye ben efendiliğimi koruyorum. Bak psikolojim bozulmuş. Gitmişsin milletin kapısına. Sana ne? Ben nasıl sana ne? Ona niye gittim acaba? He? Sen geçen sene sokakta bıraktı kadını. Sen biliyor musun? Kadın sokakta komşularda yemek yedi ya. Komşularda. Bir saniye şunu merak ediyorum. Evet. Turcan sen ne zaman hastaneye yattın? Ben ne zaman 2017'de. Hastaneye yattım? 2017'nin. Haziran ayının içindeydi. Ama sen sorunu sor bir Nazlı ya. Soracağım. Cinayet gecesine şimdi geçeceğim hep Ramazan çünkü. O yatakta yattı diyorlar ya oturma odasında o zaman oturma odasına Gamze yattığı zaman evet. Gamze yattığı zaman Ramazan'da yattı diyor ya. 3 ay 4 ay boyunca annesi de yattı. Ondan önce Fırat abigin diyordu ilk başta. Onlar geldiğinde de yattı. Ben neden beraber yattı demedim ki zaten. Ne? Beraber yattılar demedim ki ben. Ya sen az Gamze kaç gündür Ramazan abi yatıyordu? Ya bu dün başka konuşuyorsun, bugün başka konuşuyorsun ya.
Anne. Vallahi bak, Nazlı, şunu söyleyeyim sana. Bir dakika babam. Bir dakika sözümü kesme. Bir saniye. Baştan böyle Gamze ile birlikte yatıyorlardı. Gamze onun yatağını veriyordu. Ama senin annen de aynı yatakta yattı. Aynı koltukta yattılar. Evet. Yapma, o iki demedim kişi ki. Çık sevdiler. Onlar da geldi yattılar. Bunları söylemeye çalışıyorsun. Cevabını istiyorum. Fatma, şunu mu söylemeye çalışıyorsun? Diyorsun ki oradaki nevresim... bir dakika lütfen ben sorumu sorayım. Nevresim takımı Gamze'nin yattığı ölü bulunduğu nevresim takımında çıkan ölü bulunduğu spermizi... odada değil Didem Hanım. Hayır, başka o bir şey odasındaki odada. Başka bir şey soruyorum. Oradaki nevresim takımlarındaki spermleri mi açıklamaya çalışıyorsun? Evet. Ama tatlım benim onlar... Ama annesinin, ben şöyle söyleyeyim, annesinin farklı farklı soyadları var, farklı farklı insanların takılmışlıkları var. Ne malum, ben oraya kendi gözümden gördüm. Geldikleri zaman sabah kadar farklı bir canlı yayında tamam, da erkeklerle Fatma, konuşuyorlar olabilir, diye. Olabilir, öyle şüpheler ve çelişkiler var tamam, yok demiyorum. Tamam, olabilir ama ben sana şunu gözümden söylüyorum. Görmedik. Cinayet işlenmeden 10 gün önce zaten onlar o evden gitmişler. 10 gün o evde yoklar. Şunu bak, şunu getireceğim. Bak, nevresim takımlarına bir geleyim izninle. Ama bir bak, saniye. Konu geç değişiyor Didem Hanım. Değişmeyeceğim yani. Nevresim takımlarına geleceğim ya. Bak, nevresim yok. Meseleye geleceğim oradan 6 milyona ama. Gelme, nevresim takımlarını geçirmeyelim. Bunu bir konuşalım. 6 milyona gel. Ama şu mirastı bak, bunlar evden taşınmazdan önce babam 15 milyar, 20 milyar, 25 milyar atadan dededen miras parası geliyordu. Bunlar biliyor gitmeden önce. Bunlar parasının kaynağını annesinden birlikte aldılar diye düşünüyorum. Tamam, şimdi biz cinayeti ben bir cinayet gecesine götüreyim sizi. Şu yatağın fotoğrafını, Doğan Bey'in bana söylediği yatağın fotoğrafını LED'e verir misin Hakan? Ne parası ya? Şimdi o bir tane bir fotoğraftan bahsediyoruz. Dün Doğan Bey'le konuştuğumuz bir saniye. Haber kaynağımızın, evet bakın. Şimdi burada, burası Turcan ve Mehmet'in odası. Şimdi burada sizin Gamze'nin nevresim takımı var değil mi, bu nevresim takımı? Benim odam değil orası. Şimdi bu... Gamze'nin odası orası. Gamze'nin yattığı oda. Orada yanlışlık var orada. Yanlış mı yapmışlar? Tamam, nevresim takımlarına siz kilitlenin tamam mı? Şimdi bu Gamze öldüğünde üzerinde aynı çarşaf, yorgan ve yastık var. Aynen. Değil mi? Aynen. Evet. Tamam. Şimdi o yorgan ve yastığı Gamze ne zaman yatağa serdi? Turcan şeyin odasına. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben sorularımı... Bunu yanıt verir misin? Ne zaman serildi kızın öldüğü odaya? Serildiğini ben görmedim, bilmiyorum. Ben bir tane böyle mavimsi bir battaniye gördüm bunların ayak ucunda. Şeyin şimdi üstünde. Bak, ben sorumu anlatamadım. Ayşegül'e gösterdiğim zaman. Şimdi bu yataklar sorumu... Gamze'nin yatağındaydı. Şimdi Gamze öldüğünde cinayet işlendiği gün, tamam mı canım? Aynı çarşaf, yorgan ve yastık var o yatakta. Yani şu takım Gamze'nin cesedinin bulunduğu şeyin, Mefar'ın yattığı odanın üzerine serilmiş. Evet. Tamam. Ama dil devam ediyor. Bu yataklar yan tarafta bak, orada şeyin üstündeydi. Gamze'nin önceki yattığı yatakta, çek yatağın üstündeydi. Olay orada günü. Orada bir tane mavili böyle bir görsem bilirim. Sen evi gezdiriyorsun ya. Bir şey olabilir bak, mi sen evi, bir dakika lütfen, bir devamında bir şey var çünkü. Sen evi gezdirdiğinde evet. Eve gezdiriyorsun ya. Evet. İş arkadaşı Ayşe de gelmiş o evet. Gece oraya. Evi gezdiriyorsun evet. Ya sen onlara. Evet. Evi gezdirdiğinde evet. Bu nevresim takımı orada değilmiş. Değildi. Gamze'nin yatağının üstündeydi. Önceki orada Gamze'nin yattığı çek yatağın üstündeydi. Vardı. Tamam. Oradaydı. Gamze'nin yattığı çek yatın üstündeki şey nevresim takımı. Heh. Gamze mi oraya serdi diyorsun? Bilmiyorum. Toparlayıp geçirmiş olabilir. Peki ben şunu biliyorum. Haber kaynağımdan aldığım bilgiye göre Mefar, senin Gamze ile aran nasıldı? Ya yani gitmeden Nazlı ile arası biraz bozulmuş diye biliyorum. Evet. Ben Gamze ile her zaman için iyi anlaşırdım. Hani hayır, yani şu anlamda gibi. Şunu söylüyorlar. En son siz oradan gittiğiniz için Gamze'nin size biraz kırgın olduğu. Dolayısıyla ben onların odasında yatmam dediğini ben biliyorum. Şimdi abisine kırgın olan biri, ben orada yatmam dediği bir odaya niye gidip nevresim takımlarını alıp çocuk oraya, yani önce size evi bir gezdiriyorsun. Kaçta evi gezdirdin? 12 30 falan. Biz gezdirmedik. Gamze'nin kendi gezdirdi. Kendi bizde bile var. 12 30 yanımıza geldi ya gece yarısı. Evet. Gece yarısı 12 30. İşte 12 12.30 belki arada. Tamam. 12.30'da sen 12 12.30 arası. Evi herkese bir gezdiriyor, sonra gidiyorsunuz. Sonra Ayşe'ler gidiyor zaten. Ayşe'ler gidiyor zaten ondan sonra. Tamam, evi gezdiriyor. O sırada yatak şeyde, çarşaf o yatağın üzerinde değil. Evet. Değil. Tamam mı? Şeyde Gamze'nin önceki yattığı çek yat var ya. Evet. Onun üzerinde de bu yataklar. O yorganı, yastığı, çarşafın üzerine kim serdi? Hepsi oradaydı. Dün ama sen demiştin ki Turcan, onu müştemilattan alıp oraya şey sermiştir demiştin. Nazlı serdi tahmin, demiştin. O tahmindi. Ama orada çarşaf var. Bu yatağın çarşafı orada müştemilatta olması lazım. O zaman Nazlı, pardon Gamze, o pis olan çarşafları müştemilatta. Müştemilatta bir gösterir bak, misiniz arkadaşlar? Bir dakika, yani müştemilat... Sapıtmayın. Sapıtmıyorum, soru soruyorum. Bir dakika. Müştemilat kirli bak, bir yer. Bak dinle. Şuna benzer bir battaniye vardı, dürülü halde. İstersin bunu da at dedim. İster at, ister atma. Annesi dedi, kızım yepyeni niye atıyorsun dedi. Yıkarız kızım dedi. Yıkarız kullanırız dedi.
Şimdi çöpe attım hepsini. O zaman çöpe atılmak durumunda olan nevresim takımını senin kızın yatağına neden sersin? Bilmiyorum ben. Onlara yapana soracaksın. Kim yaptıysa bunu kim onlara yaptıysa soracaksın. Ona soracaksın. Ama bunun yanıtı sizde olması lazım. Kızımız sizde. Neden o gece uyuyup kızımız, kızımız sizsiz diyorsun? Hayır, o nevresimlerin ben orada müştümelatta olduğunu bile bilmiyorum. Orada olduğunu bile bilmiyoruz biz. Bilmiyorum. Şimdi yorgan ve çarşaf neden hazır halde yatağın köşesinde duruyor? Gamze'nin mi? Ha, evet. Bak müştemilat burası bak. Depo köşesinde özür dilerim. Bak evin deposu ben eleştirmek istemiyorum ama dağınık biraz da kirli bir yer burası. Kirli bir yer. Tabii yani var, eş, var. Eski eşyaları evet, falan koyuyorsun. Evet. Evet. Şimdi insan şimdi titiz ya, oldu diye kendini söylediniz. Sapıtmayın dur. Bir dakika. Ha. Biz buradan cezaevinden çıktıktan sonra eşyaların her yere aktarılmış. Düzenlenmiş, düzenlenmemiş. Orası oradan geç kalınmış, oraya götürülmüş, oradan oraya alınmış, götürülmüş. Her yeri yatay değişmiş. Değiştirdiler ben bir kere gittim. Ben şunu biliyorum Mehmet Halil. Ya. Bak, eski o gece cinayetin işlendiği günün ertesi günü oraya gelenler var. Komşularınızdan gelenler var. 20 saat boyunca orada inceleme yapılmış. Kim? Ev darmadağınıkmış bir. Evet. Bulaşıklar yıkanmamış iki. Evet. Evet. Bunun bulaşıkları o. Ama sen... Pardon, özür evet, dilerim. Bunun bulaşıkları o. Nerede oluyor ya? Ben o 20 gün önce demedin mi? Hayır, benim tarafımda mı? Evet, hayır. Bulaşıklar yıkanmamış. Hayır. Yıkanmamış. Yıkadım. Hayır. Yıkadım. Ben ama biliyorum belgelerde hayır. Var. Bulaşıklar yıkanmamış duracak. Daha da şey vardı. Bunlar... Bulaşıkların vardı. Sonra çay falan içtik ya o bulaşıklardır. Vardı. Evet. Ben yani. Bulaşık... Sen bize neden o zaman bulaşıkları yıkadım dedin? Evet yıkadım. Bir önce yıkadım. Bir önce biz çay annenle içtik ya. İzin verirsen annenle konuşuyorum. Evet, evet. Bulaşıkları yıkamadığın halde bize neden evet, yıkadım dedin? Yıkadım ben. Bulaşıkları yıkadım. Ama en sona şeyden ne belki kalmıştır. Ben o anda, cinayet gece sabah oraya gittiğinde hı-hı, herkes hı-hı, bulaşıklar yıkanmamış, ben ev onu, darmadağınık. Anladın mı? Sonrasında siz cezaevindeyken ev dağınık olmamış. Hı-hı. Tamam mı? Hı-hı. Ev darmadağınık, bulaşıklar da yıkanmamış Mehmet Ali. Onu bilmiyorum. Tamam. İkincisi bu o gece müştemilattaki bu kadar dağınık bir yerde. Şimdi orada bir dakika lütfen soru sormama da izin vermiyorsunuz. Hı-hı. Burası bu kadar kirli bir yerde. Kız gitti bu şeyleri bu kadar kirli yerden aldı. Sonra hı-hı, kendi yatağın üzerine koydu. Sonra öldürülmeden önce de bir serdi. Onun üzerine mi öldürüldü? Niye malum onun aldı? Kim aldı? Niye malum Gamze'nin aldı? Işte? Kim aldı işte? Bilmiyorum. Kim serdi? Ben oraya girmedim. Bilmiyorum. Mehmet Ali Bey sermeyeceğine göre vallahi sen de sermemişsin. Ben de sermediğime göre. Gamze de sermediğine göre. Eğer üzerinde serili bir haldeyse bir önce orada yattıysa ben çünkü onu fark etmedim yani. Çünkü Gamze diyormuş ki arkadaşı neyse arkadaşı Ayşe'nin röportajı gelsin bir ekranlarınıza. Ben bunu söylemiyorum arkadaşlar. Tamam kendisi ben bir şey sorduğum zaman biri bunu söylemiş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum, ben taraf değilim. Senin de tanıma onu tanımam. Biz Ayşe'nin yanına girdiğimizde Gamze'nin tarafındayım. Evet, çarşafta tamam, yoktu, nevresim de yoktu. Ben de onun tarafındayım. Bak ben Ayşe şey verdiğimin farkındayım. Abim, niye konuştuk? Niye hazırlamadınız ya? Abim beni uyarmıştı. Biliyorum yani. Eksik bir şeyler olduğunu biliyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Biz oraya Ayşe'lerine girdiğimizde bu Gamze'nin yatakları önceki yattığı yerdeydi. Şimdiki bu mefat ettiği odadaki yatağın üstünde bir tane mavi bir yatak şey vardı, battaniye gibi bir şey vardı ayak ucunda. O da toplanmış, dürülmüş vaziyette. Ondan başka hiçbir şey yoktu yatağın üstünde. Görmedim ondan sonra ben. Bir daha da o odanın içine biz girmedik. Tamam ama cinayetin yani işlendiği cinayet saatlerden yani. Ne kadar dakika önce bilmiyorum. O yatağın üzerine biri getiriyor nevresim takımlarını biz seriyor. Biz oraya girdiğimiz 12-12.5 civarlarında girdik. Şimdi ben şunu anlamadım hala özür dilerim yani gerçekten. Şimdi diyorsun ki kızımız onu müştemilatta ben onu at demiştim. Müştemilata at demiştim. Ya müştemilata tamam. Değil çöpe at dedim. Çöpe at dedin bütün hatta. Bütün kirlere at dedim. Yenisiyle eskisine bakma kızım dedim. Bakıyorsun ki nevresim takımı. Kızın ama yatağının attık, başucunda. Bilmiyorum ben bak, nevresim takımı kızın yatağının başucunda. Sonrasında. Allah Allah. Sonrasında. Ha. Aynı nevresim takımı cinayet işlendiğinde yatağa serilmiş durumda. Allah Allah. Ya. Buna hiç bilgimiz yok. Ben hiçbir bilgim yok bunlardan. Benim Süleyman ablam beynimi iyice yıkadı zaten orada. Neden? Beni babamdan kalma miraslardan suçladı. Mirastan ben miras almışım. Benim mirasları annem yedi işte. Zoraki dayak ata ata imza attırdı. Babamdan kalmaları yedi işte. Ya bundan şimdi zaman, ondan dakika, sonra beni de cenaze günü salacağım dedi. Evi bana verdi. Bir dakika. Şimdi yataktan uzaklaşmayalım. Yatağı merak ettiğiniz şeyler var mı lütfen? Cenaze günü. Oramiste de vereyim yatak notlarını. Belki benim atladığım bir şey vardı. Bugün biraz kafam dağınık. Cenaze günü bunlar var ya. Dinam Hanım. Ha. İki kardeş böyle oldular bak. Cenaze günü. Benim orada çocuğum ölmüş. Bunlar kavga ediyor orada. Kimle kim? İki kardeş. Teyzemle ikisi. Ondan sonra ablası vallahi dedi ki... Vallahi ben şunu da duydum. Bak bir dakika. Ha, söyle. Ablası dedi ki ya git dedi karına bir şey söyle. Ben ne söyleyeyim dedim ya bu cenaze günü dedim ya. Bir de bu acıyı yaşadım ablamın tarafından. Ben orada eksik kelimelerim olmuş. Evet ben bunu kabul ediyorum. Çünkü
Çok moralim bozuktu. Çok canım yanıyordu o gün. Benim cenazem vardı. Ablamla kavga ediyordum. Zaten psikolojim bozuktu. Psikolojim sorunum vardı önceden. Ben bunun tedavisine oldum. Ve hiç kimseden korkum, çekincem yok. Ben gerçek gayet sağlıklıyım. Her türlü şeye varım. Şimdi geleceğim ablanla. Ablan zaten yayında olacak birazdan. İkincisi, daha önceden benimle tartışmışlığı var bu konularda. Görkem Sakallıoğlu şahidimdir. Tamam, geleceğim. Metin'i suçladı. Metin de yayında olacak. Evet, yayında olacak. Evet, ablan olsun. Da yayında olacak. Geleceğim evet, ama şu cinayet evet, gecesinden ben hala Görkem çıkmak istemiyorum. Görkem Sakallıoğlu da bağlansın. Cinayet orası... gecesinden çıkmayalım. Çıkmayalım. Bak çıkmayalım. O gece çok yani, önemli. Yani. Ha, o gece. Orhan evet. Bey, ben şunu söyleyeceğim Didem Hanım. Bu yatağı hepimiz gördük. Ben Gamze'nin şahsen o yatakta boğulduğuna inanmıyorum. Hatta ben de inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Hatta ben şöyle... Siz neye inanıyorsunuz çok merak ediyorum. Evet, ben inanmıyorum. Sen niye fikrinizi anlattın? Yok sen söyle, ben şimdi estağfurullah. Önce siz buyurun. Çocuğun ayakkabısı fırlamış. Tamam. Neden fırlamış?